Bir bilge çölde öğrencileriyle otururken demiş ki: Gece ile gündüzü nasıl ayırt edersiniz? Tam olarak ne zaman karanlık başlar, ne zaman aydınlanır? Öğrencilerden biri uzaktaki sürüye bakarım, koyunu keçiden ayıramadığım zaman akşam olmuş demektir diye cevap vermiş. Başka bir öğrenci söz almış: İncir ağacını zeytin ağacından ayırdığım zaman anlarım ki. Sabah başlamıştır. Bilge uzun zaman susmuş. Öğrenciler meraklanmışlar ve ne düşündüğünü sormuşlar. Bilge şöyle demiş. Yürürken karşıma bir kadın çıktığında güzel mi çirkin mi, beyaz mı siyah mı diye ayırmadan ona kız kardeşim diyebildiğimde ve yine yürürken önüme çıkan erkeği zengin mi yoksul mu diye bakmadan erkek kardeşim sayabildiğimde anlarım ki sabah olmuştur aydınlık başlamıştır. Aynen Hucurat Suresi 10. ayet-i kerimede de Allahu Teala bütün müminleri kardeş yapıyor. Bizi bütün insanlığı ve bütün müminleri kardeş sayan anlayışa bizi götürecek olan sözler, davranışlar, şiirler, ülkeler ne varsa onları değerlediğimiz programımıza hoş geldiniz efendim. Rabbim hayır konuştursun ve yüreklere dokundursun. Rabbim kendi rızasına yönelik anlayışla ve ona uygun düşünce biçimiyle bizi ödüllendirsin inşallah. Bugün çok değerli bir konuğum var. Fakat konuğuma geçmeden önce, şimdi kimden söz ettiğimi hemen anlayacaksınız. Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus. Olsa da güzel bir söz. Ya hayır de, yahut sus dili incitme gönül. Devamını kendisinden dinleyelim. Buyurun Sevmekten efendim. geri kalma, yapan ol, yıkan olma, sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek, kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma, tüten ocağı bozma, Kulu incitme gönül. Dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül. Kulu incitme gönül. Efendim, Salih Hanım girişte bir kıssadan hisse anlattı. O kıssadan hisseye uygun olan bir şiiri var zevkin. Evet lütfen. Hem de <laughs> izleyicilerimizi selamlamış olalım. Buyurun. Yani ayrım yapmıyordu ya. Evet. <laughs> Yar sadık bilir halden, Aşk dersini alır gülden, Karşılıksız ta gönülden, Sevenlere selam olsun. Yeşerip sevgi gülşeni, Kuşatsın ruhu bedeni, Bir gül için bin dikeni, Sevenlere selam olsun öz nefsini kayırmadan insanları ayırmadan kimselere duyurmadan sevenlere selam olsun tutuşarak için için hiç sormadan neden niçin sevdiğini Allah için sevenlere selam olsun hayata öyle bakıyorum biraz Salih Hanım çok şükür. Yunus Emre'nin bakış açısıyla el, elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Şimdi şöyle bir izah yapıyordum genelde. Her insanın bir kaderi olduğu gibi her milletin de bir kaderi vardır. Evet. Buna milli kader deriz diyordum. Bu son salgın olayında bir şeyin daha farkına vardım ki, dünyanın, insanlığın da bir kaderi varmış. Milli kaderde şunu misal veriyordum. Yangın olur, hep beraber ağlarız. Deprem olur, sel olur, ayrım yapmaz. Yaş ayrımı, ırk ayrımı, inanç ayrımı yapmaz. Hep beraber gideriz. Şimdi insanlığın da, dünyanın da bir kaderi varmış. Bunu öğrenmiş olduk. Öyleyse Allah yarattığı için bütün insanlar bizim insan kardeşimizdir. İlaveten bütün Müslümanlar din kardeşimizdir. Başka bu ülkede yaşayan herkes ama herkes benim vatan kardeşimdir. Çünkü bir noktada kaderimiz beraber yazılmış diyelim. Buyurun. Efendim. Estağfurullah. Evet efendim, gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi, tanıdığınız gibi şair, yazar, Bestami Yazgan hocamızla birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş Allah razı olsun. Dizlerinizin ağrımasına rağmen, yoğun koşturmalarınıza rağmen bugün vaktinizi bize ayırdınız. Rabbim ömrünüzü bereketlendirsin. Daha nice uzun yıllar sağlık afiyetle bu topluma, e, yüreklerine aydınlık salacak, yüreklerine bir bakış açısı, zihinlerine bir e, güzel ufuk kazandıracak şiirlerinizle, yaşamınızla hayatımızda var olun Efendim inşallah. Efendim yaşımıza rağmen elhamdülillah 64'e girdik. 18 yaşında gibi hissediyorum bir programa Yaşallah, davet edildiği zaman yine hayata bakışımız deyince hayata da şöyle bakıyorum. Yani bir yanlışlık görüldüğünde insanımız özellikle sosyal medyada varıyor. Nerede bu devlet, nerede bu millet? Acizane kendime soruyorum. Şair, yazar, sendir desin. Önce kendi görevimi yapmam gerektiğine inanıyorum. Ee, gücümün yettiğinden sorumluyum. Mümkün olduğu kadar her davete de icabet etmeye çalışıyorum. İşte bu salgın döneminde Allah bir kapı açtı. Şu an ders kitaplarımızda 30'a yakın şiir ve masalımız var. Maşallah, bir öğretmen davet etti. Hocam tam sizin şiiri işliyoruz. Misafir olur musunuz dersime diye. Güzel. Girdik derse, tabi bunu sosyal medyadan haber yapınca bazı öğretmenler, farklı düşünenler hemen irtibata geçtiler. Bizimle yüzden fazla program yaptık. Maşallah. Yani çocuklarımızın, öğretmenlerimizin dersini renklendirdik. Bunu da bir görev olarak yaptım. Yine bir hayata be. bakış açısı. bu Böyle baksak biz mutlu oluruz. Ailemiz mutlu olur, ülkemiz insanlık mutlu olur. Nedir bunun formülü? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, kendiniz için istediğiniz bir şeyi başkaları için de istemedikçe olgun Müslüman olamazsınız. Biz buna olgun insan olamazsınız diyelim. Yani ben öğretmen olsam bu salgın döneminde bir yazar gelip benim dersime misafir olsa, dersimi reklendirse ne kadar mutlu olurum değil mi? O evet. zaman isteyen öğretmenlerin dersine misafir oldum hatta bazıları soldular. Hocam telif ücret gerekiyor mu? Evet dedim. Şaşırdım. <laughs> ya kardeşim dua olarak ödersiniz dedim ya. Şimdi yine dünyada mutlu olmanın bir şeyi hiçbir insandan, hiçbir kurumdan şan, şöhret, mevki, makam, para istemedim. Maşallah. Bütün bunların üzerinde olan Mevla'dan istedim ama Salih Hanım. O da elhamdülillah yeteri kadar hatta hak ettiğimizin en az 10 katını nasip eyledi. O zaman ne istersek Mevla'dan isteyelim derim. Allah razı olsun. Efendim siz Doktor Mimar Kadir Topaş e, Kültür Merkezi'nde, Esev'de haftada bir e, şiirle ilgili bir program yapıyorsunuz. Şiir atölyemiz var. Şiir atölyemiz var. Beş yıldan beri bunu yapıyoruz. Maşallah. Sağ olsun kurumumuza. Maşallah bu çok güzel bir hizmet. Öncelikle Esenler Belediyesi'ne e, tebriklerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Sonra da size Allah razı olsun. Hocam şiir, ben bir şey söylemeyeyim. Şiiri tanımlayacaktım ama şiir ne? İnsan için anlamı ne? Bunu ustasından evet. söyleyelim, ben söylemeyeyim. Mehmet Emin Yurdakıl diyor ki, bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et. Umutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş yüksüz çocuk gibidir. Acizle de devam ediyor ve diyorum ki, şairlere haykırmayan bir millet öksüz, şairlere haykırmayan bir ümmet yetim, şairlere haykırmayan bir insanlık hem öksüz hem de yetimdir. Hayata şöyle bakıyoruz, biz vatanı, milleti, istiklali sevmeyi Mehmet Akif'ten, davayı sevmeyi Necip Fazıl'dan, Sezai Karakoç'tan, bayrağı sevmeyi, Arif Nihat Asya'dan bütün insanları yaratandan dolayı sevmeyi de Yunus Emre'den öğrendik. Bunların tamamı şairdir. Şiir, sanatın yani sanat bir ağaç olsa çiçeği şiir olurdu diyorum. Acizane görüşüm bu. Başkaları Başka roman olur, hikaye olur, resim olur der. Onlara da saygı duyarım. Bu çerçevede ESEV'de evet şiir atölyesi yapıyoruz. Öğrencilerimiz geliyor. Onlara ne yapıyoruz? Birikimimizi aktarıyoruz. Zamanında bizim yaptığımız hataları orada görüyoruz. Sohbet mi yapıyorsunuz? Şiir değerlendirmesi. Şiir yapıyorsunuz? değerlendirmesi. Ya Onların şiirlerini mi dinliyorsunuz? Şiir okuyorlar kendi şiirlerini. Çok iyi. Onlarla ilgili orada gördüğümüz pürüzleri artık Mevlana çağrışım veriyorsa orada onları anlatıyorum. Diğer dinleyenler de dersini alıyorlar. Çok iyi. Ya Çok pratik iyi yapıyoruz. Çok Teorik iyi. değil de Çok bizzat iyi. şiiri okuyor biz de onunla ilgili fikirlerimizi söylüyoruz. Söylerken de evladım bu bir tekliftir benim söylediğim. Size uygunsa kabul edin uygun değilse bildiğinizi yapın. Sanat biraz kendin olmaktır. Kendince söylemektir. Onlara benim gibi olmalarını da tavsiye etmiyorum. Bununla ilgili bir misal de var hayatımda. Buyurun. Usta çırağı boğmamalı tam. Anne baba da öyle. Öğretmen de öğrenciyi böyle varlığıyla kanatlarının altına alıp boğmamalı. Bir öğrenci yetiştirdim. Ahmet Doğru isimli şair. Baktım ki Ahmet Bey'in sanat anlayışı farklılaşıyor. Hı. Hmm. Bir gün çağırdım evladım. Tamam. Sen şiirde öğrencim oldun ama gördüm ki farklı gökyüzünde uçmak istiyorsun. Çekinme dedim. Sen istediğin gibi uç. Kendin ol ustan gibi olacaksın diye bir şey. Evet. Yok ben sana uçmayı öğrettim. Bundan sonrası sana ait dedim. Şimdi o başka mecralarda daha yani modern şiir tarzında şiirler yazıyor ve çok da başarılı. Böyle ben yetiştirdim, bana uyacaksın, bana benzeyeceksin. Arkadaş bana benzeyecekse Allah bir tane bestami yazgan yaratmış. Bir tane daha yaratırdı. Öbürü Ahmet Doğru olacak, Aynen. öbürü Salih Erdem olacak. Aynen. Her evet. insan Farklı olacak Mevlamız da böyle murad etmiş. Evet. O zaman zaten sanatçı olmak farklı olmak demektir diyelim Evet bu da ayrıca özgün bir cümleydi. E, hocam içeride sohbet esnasında bir şey söylediniz. Allah durmayı değil koşmayı ha. mı severdi? Allah boş duranı değil <laughs> koşturanı sever. <laughs> tamam bu, bu süper bir cümle. Yani, Allah boş duranı değil koşturanı şimdi sever. Şimdi Saliha Hanım hocalar Gülnedim. anlatıyorlar. Allah bire on verir diyorlar. Neye on veririz Salih Hanım Allah? Bire değil mi? Evet. Yani o biri bizim yapmamız lazım ki on katını versin. Çok güzel bir Durduk yere vermiyor. Bunun ayırdığına yeni vardım. Farkına yeni vardım. Bire on veriyor. Biz bir bir şey yapacağız biz. Ha isterse yüz verir, bin verir. İsterse bir şey yapmadan da verir ama sünnet uygun olan budur. Bire on verir Allah. Onun için o biri Yapmaya çalışmak gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili de anlatıyorlar. Geçerken bir de selam vermiyor. Döndüğünde veriyor. Soruyorlar niye? Ya bir şey yapmıyordu diyor giderken. Diyor. Gelirken baktım bir yerde bir şeyler çiziyordu, bir şeyler yapıyordu. Dolayısıyla Allah boş durana değil, koşturanı sever. Çalışacağız, gayret edeceğiz. Bir de çalışmayı şöyle diyeyim. Hazreti Ali radıyallahu Anh'a soruyorlar. Edebi kimden öğrendin? Edepsizlerden diyor Nasıl ol? Onların yaptığını yapmadım. Bazen kötülerden ders alınır. Ben bakıyorum millet, devlet, din düşmanları gece gündüz çalışıyorlar. Hatta teröristler canını veriyor batıl davası için. Şimdi bakın bugün ne oldu? Sağolsun Esenler Belediye'miz arabaya gönderdi. Evden aldılar, beni buraya getirdiler. Aa, çayımız, suyumuz yanımızda her şey hazır. Sevgiyle, güler yüzle karşıladılar. Her gittiğimiz yerde Allah razı olsun davet edenler bunu yapıyor. E sen rahatımı bozmayacağım, oturacağım. Yok böyle olmuyor yani. Yine hayat felsefesi olacak bir hikaye anlatayım. Buyurun lütfen. İki tane kurbağa süt kovasına düşmüş. Çırpınmışlar, çırpınmışlar, çırpınmışlar. Biri demiş ki biz buradan kurtulamayız, çıkamıyorlar. Dibe doğru dalmış. İkincisi devam etmiş, çırpınmış çırpınmış, çırpınmış. Kurbağanın hiç bilmediği bir şey oluşmuş. Bu çırpınmalar sebebiyle sütün üzerinde kaymak tabakası oluşuyor. İkinci kurbağa bastığı gibi çıkıyor oradan, sıçradığı gibi çıkıyor. Hayatta böyle Allah'ın koyduğu kurallar var. Bu kurallara uymamız gerekiyor. Çalışacağız, gayret edeceğiz. Kötülerden daha çok çalışacağız kardeşim. Kötülerden daha çok çalışacağız. Gerisinde tabi. Hani her zaman Söylüyoruz, Bağra'da çok kullanılıyor. Sefer bizden, Zafer Hak'tan diyoruz. E, Salih Hanım ben şair Günün ve efendim. yazarım. Şöyle evet, bir tefeğül yapayım, bir şiir okuyayım. Buyurun gel. lütfen efendim. Ne çıkarsa. Sadece diye bir şiir çıkıyor. Boşuna düşme gönül şu dünya telaşına ummadığın zamanda neler gelir başına geride kırık dökük bir ah kalır sadece. Yalancı saltanatın makamına güvenme, canım diyen dostların ikramına güvenme. Boğazda düğümlenir, eyvah kalır sadece. Zaman bu, kimler geldi, kimler geçti bir bilsen, bu hicran badesinden kimler içti bir bilsen, yokluğundan bir haber, sabah kalır sadece.'' Bu günler yarınlara sessizce eder veda. Sükutun ellerinden dökülen son sayfada kaderin not düştüğü izah kalır sadece. Başucuna konsa da en görkemli çelenkler kum saati bitince silinir cümle renkler. Gökkuşağı kaybolur. Siyah kalır sadece bu garibiş başıma Nereden geldi deme her gelen gidicidir aklın varsa gam yeme el baki hüvel baki Allah kalır sadece yine hayatı bakışımı oluşturan bir dörtlük Yunus Emre'den mal sahibi mülk sahibi hani bunun ilk sahibi mal da yalan mülk de yalan var biraz da sen o yalan diyor Yunus Emre Doğru söylüyor. 38 yıl öğretmenlik yaptım. 100 maşallah. kitabımız var. 16. baskı yapıyor maşallah. Elhamdülillah. Bunun karşılığında yine Elhamdülillah İstanbul'da 85 metrekare bir evim var. Emaneti bizde. Arabam yok, yatım yok, yazdığım yok, kışlığım da yok. Salih Hanım bende nefis var mı? Var. Geliyor böyle bu taraftan. Vestami niye sende bunlar yok diyor. Tam hak verecekten Üstadım Yunus bu dörtlüğü söylüyor. Ama yani mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan, biraz da sana yalan deyince nefsime diyorum ki yürü kardeşim yürü hadi. Burada, burada sana ekmek burada, yok. Evet, burada bir bakış açısı daha sunacağım. Lütfen. Kıymetli buyurun. izleyicilerimize. Yunus üstadımız doğru söylüyor. Ama malı, mülkü, ömrü yalan etmemenin şifresini vermek istiyorum. Kardeşim Allah rızası için harcadığın mal senindir. Allah rızası için harcadığın zaman senindir. Namaz kıldığın, oruç tuttuğun, işte milli ve manevi değerlere bağlı yönde sanat yaptığın zamanlar senindir. Onlar seninle mezara girer. Yoksa mezara girerken üç durum oruçuyor. Öldüğümüz an malımız, mülkümüz anında resmen ve dinen bizim olmaktan çıkıyor. Eşimiz dostumuz mezara kadar geliyor kardeş. Bizi koyuyorlar oraya ya. ya. Bu adam ne yapar orada? Ne eder yalnız diyen yok. En fazla bekleyen 5-10 dakika daha bekliyor. Sonra o da gidiyor. Ama yaptığımız iyilikler, güzellikler, Allah rızası için yaptığımız çalışmalar. Şimdi parası pulu alan cami yaptırır, hastane yaptırır, okul yaptırır. E Bizde o yok. Bizde eser bırakıyoruz. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın yine bir sözünü hatırlayalım. Hiç ölmek istemiyorsanız ölümsüz bir eser bırakınız buyurmuş. Biz de eserler bırakmaya çalışıyoruz. Maşallah. Biz de tamam. e, sanatla, edebiyatla hizmet etmeye çalışıyoruz. Yani baki kalmak isteyen Allah'a adasın malını, mülkünü, zamanını. Güzel olur. Bir de ya dinim diye demiyorum. İslam yine güzel bir din. Helal rızık kazanmak için sabah çıktın evden, çalıştın, akşam döndün. O bölüm ibadet gibi sayılıyor. İlim öğrenmeye okula gidiyorsun, ibadet sayılıyor. Güzel, güler yüzü gösteriyorsun, sadaka sayılıyor. Yoldan bir taş alıp bir kenara koyuyorsun, sadaka sayılıyor. Bire on veriyor. Ya yani bu güzelliğin kıymetini bilelim. Aynen. Değil. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Özellikle çocukluk yaşlarımızda annemizin, babamızın hayatına geçirdiği değerler, konuşmalarında söyledikleri, bir olay esnasında söyledikleri ya da zor bir zamanda tutundukları dal anlamına gelebilecek sözler, davranışlar oluyor ve ben yetişkin insanlar tanıyorum. Diyor ki, "Babam hep böyle derdi." Ya da "Annem hiç şunu yapmazdı. Hep şöyle yapardı." Bunlar o kadar çok ufuk açıcı ve çocuğun zihninde ne yapması gerektiğine dair örnekler evet. teşkil ediyor ki annemiz babamız olabiliyor bir öğretmenimiz olabiliyor ya bir arkadaşımızın sözü olabiliyor hayatımızda bizim yönümüzü ne tarafa dönmemiz gerektiğine dair Allah'a dönmemiz gerektiğine dair ve zor zamanlarda da Allah'ın yardım ettiğine ya da e, biz bizim bocaladığımız zamanlarda başkalarının Hani ne yapıp da o zorluğu aştıklarına dair çok çarpıcı örnekler olabiliyor. Sizin hayatınızda da eminim bu zamana kadar böyle şair bakış açısıyla çok şeyler derlemişsinizdir. İstirham edebilir miyim? Çocukluğunda değil de doğmadan öncesini anlatayım sonra lütfen, çocukluk bölümüne geçeriz. Bölümün. Şimdi köylü çocuğuyum. Bundan 65 yıl öncesini düşünün bir de. Köy 5 tane ablam var. Ailede erkek evlat yok. Rahmetli babam Cuma günü köy camisine gidiyor. Genç bir arkadaş vaaz veriyor, hutbe okuyor. Kendi deyimiyle rahmetli şapkam önüme o öydüm diyor hutbe okunurken ağlayarak dua etmiş. Ya Rabbi bana da bir evlat versen, çıkıp böyle vaaz verse, hutbe okusa, sonra da canımı alsan niye aldım der miyim? Müslüman birinci bölüm güzel de İkinci bölümü niye kattın? Aynen. Bir de hutbe zamanı yapılan dualar kabul olur diye bir bilgi var acizde. Neyse anneme rahmetliye mahalle baskısı yapıyor. Didi gibi 65 yıl önce köy bir erkek doğuramadım. sanki Aynen. kadın doğuruyor. Ya Allah Aynen. veriyor bunu. Aynen. Rahmetli annem Hatay Kırıkanda beyazıdı Vesta Hazretlerinin türbesi var. Oraya ziyarete gidiyor, orada dua ediyor. Allah'tan istiyor. İşte sonra da biz doğuyoruz. Yani Bestami ismine Adana, Hatay, Osmaniye bölgesinde rastlarsınız. erkek evladı olmayanlar genelde giderler Beyazlı Bestami Hazretleri'nin türbesine orada Allah'a dua ederler, ada kadarlar. Ondan sonra doğunca da o ismi koyarlar. Doğmadan önce başlıyor. Rahmetli dua ediyor. Demek ki bir şey isterken dua edeceksin. Annem yine gidiyor. Allah'tan istiyor. Bunu öğreniyoruz sonra onların anlatmalarından. Gelelim çocukluk dönemine. Efendim, Allah razı olsun annemden, babamdan, ablalarından. El bebek, gül bebek büyüyen çocukları var ya, İşte onlardan biri aciz. Maşallah. Ablalarım at olurdu, belikleri vardı onların <laughs> evin içinde. Binerdim üzerlerine, di hatım di, di hatım di. tutardım, böyle odanın içinde bizi gezdirlerdi. Evet, Allah razı olsun onlardan. Amin. Babama, anneme gelince, mesela... Ee, o yaşadıklarımı başımın tacı, aile acı kitabımda da yazdım. Şimdi bir komşumuz var. Arada bir ark geçiyor. Onların bahçesiyle, bizim bahçemizde. Onların sınırda da bizim de incir var. Normal, kare üzer diyoruz. Onlarınki Halep incir böyle büyük. Arkın içinde oynuyorum. Belki de böyle bir tahtadan, kayık yaptım, kağıttan. Onlar komşunun Halep inciri düşmüş suya geliyor süzülerek. <gülüyor> Çocuğum <gülüyor> evet. aldım ağzıma koydum ama anam nereden gördü? Nasıl şimşek gibi geldi parmağını ağzıma çok soktu ve çıkardı. Oğlum yeme dedi. Haram dedi. Aman Ya anne dedim ben almadım ki çalmadım ki. Akıp gelip yeme varım dedi. Aldı beni götürdü şefkatle. Ablalarına dedi gidip incir toplayın getirin bakalım. Getirdi hep beraber. Ye oğlum yiyebildiğin kadar dedi. Ha şimdi bunu öğrenince, bunu yaşayınca bir daha haram yemiyoruz. Rahmetli babamla ilgili yine çiftçilik yapıyordu. İşte pamuk hasadı bitti. Toprak Osmaniye'ye satışa gitti. Sattı, geldi. Normalde ürünü olan ürünü satıp karşılığını alan bir insan huzurlu, mutlu, güler yüzlü, düşünceli adamcağız eve geldi düşünceli. Okuma yazmada yok ama dedi oğlum bak şu kadar pamuk sattık şu kadar lira adam. Şunu bir hesap et bakayım dedi ya. Hesap ettim 500 lira fazla vermiş adamlar parayı. Kalktı ben gideyim dedi. Annem dedi ki ya yeni geldin dur bir çay iç yemeğini yok dedi hatun dedi. O 500 lirayı ben cebimde tutamam dedi. Hemen götürmem lazım dedi. Götürdü geri verdi ve geldi. Bunu da yaşayınca Bazen iki türlü misal vereceğim birisi bir arkadaşım var Durdu Şahin Çorum Alaca'dan. Diyor ki bana hocam sizin sanattaki seviyenizi biliyorum. Ama seviyenizin üzerinde ilgi görüyorsunuz. Bunun sebebi ne? Diyorlar. Ben de diyorum ki acizane. Ya annemin babamın duası olabilir. Bir de onlara bize haram yedirmediler. Biri bu. İkincisi elhamdülillah diyor çocuğumuz var biri işletmeci, üçü doktor. Bazen yine dostlar soruyorlar. Hocam ya ne yaptın? Nasıl bir özel eğitim verdin? Özel bir şey yapmadım. Mevla'nın lütuf ve keremi. Ama mümkün olduğu kadar helal lokma yedi. Haram yedirmedim. Burada şunu da anlatayım. 38 yıl öğretmenlik yaptım. Özelde, devlette. Vaktinde girdim dese vaktinde çıktım. Ama bir iki dakika geciktiğimiz olmuş mudur? Olmuştur. Bir veli gelir bir soru sorar, öğrenci bir soru sorar filan. Bir, hayır yaparken şu niyetle yapıyorum. Bunu izleyicilerimize de e, tavsiye ederim. Kendimi temizlemek için. Ya Rabbi, bu hayır, devletin hakkı geçtiyse bana, onun yerine say. Bir. İki, kul hakkı geçtiyse onun yerine say. Şöyle düşünüyorum, hani mahşer anlatılıyor ya, güneş bir mızrak boyu iniyormuş. Anne evlattan kaçacak. Evet. Salih Hanım böyle bir ortamda işte 80 milyonun hakkı var. Devletin hakkı geçtiyse. işte ben bir hayırda bulundum. 50 lira, 100 lira, 1000 lira neyse. Orada o 80 bin kişi medet medettirken böyle tepside bir şey sunulacak. Bu ne diyecek o adam? Ya Bestami Yazgan öğretmenlik yapıyordu. 2 dakika geç girmişti. Onun hakkı olarak bu hayırda bulundu. Oradan size düşen pay veya bir kişinin hakkı var bende. Bilerek kişi hakkı geçirmedim de ama fakat bir defa oldu onu da anlatayım. Bir gömlekçi geldi okula. Üç tanesi 20 lira diyor. O zaman da cebimde 10 lira var. Üç tane aldım bir buçuk alamayacağımıza göre. Dedi ki adam ben yine gelirim Sen verirsin dedi ya. Adam bir daha gelmedi. Hademeleri, öğretmenleri, idarecileri tembih ettim. Ya gelirse verin ben parasını vereyim. Gelmedi. Ben onun yerine 10 liralık hayırda bulundum. Şimdi o adam mahşer günü, canının derdindeyken bizim 10 liralık hediye sunulursa Allah razı olsun demez mi gönderenler? Böyle bir ümidim var. Bu şekilde kendimi temizlemeye çalışıyorum. Maşallah, Hatta süper. şunu da niyet ediyorum. Ya Rabbi, anamın, babamın, kayınbabamın, kayınvalidemin de böyle kul hakkı varsa onlara say artanını işte normal sadaka say diye. Geriye de fazla bir şey kalmaz girmeye gereği de olsun. Onları ödeyeyim diye yaklaşıyorum. Bunu annemden babamdan öğrendim. Başka annem babam babam tutma imiş. Yani bir ağanın yanında hizmetçi olarak çalışırmış. Nedir bunun özelliği? Yemen içmen yatman ağa karşılıyor. Belli bir para da veriyor. Boş zamanlarında başka iş de yapabiliyorsun. Gece gündüz çalışmışlar. Fakirlikten gelmişler. Biz yetiştiğimiz ama Ali Ağa diyorlardı. Rahmetli babama. Ağalı öyle mal çokluğundan değil. Yeteri kadar var ama gerçekten ağaydı. Yani köye gelen garip, kurabağa, yoksul. Bak ki muhtar veya bekçi eline tutmuş bize bir adam getiriyor. Adamı ağırlardık. Nerede ağırlıyoruz efendim? İki oda evimiz var. Dışarıda kiler var. Kilere yatak serilir. Affedersiniz o zaman la, tuvaletlerde dışarıda. Adamın kapısı da kilitlenmiyor gece ihtiyacı olursa çıksın diye. Bazen uyanırdık gece biz yatarken. Bakardık ki ya annem ya babam elinde tüfek nöbet tutuyorlar. Gelen adamın kim olduğunu bilmiyor. Hırsız mı, arsız mı, normal biri mi? Ağırlamışsın, mal var, mülk var, namus var. Biz uyurduk, misafir de uyurdu. Onlar nöbet tutarlardı. Buradan da misafirperverliği öğrenmiş olduk. Yine babamın aklımda kalan bir Halk manisi. Ondan öğrendik. Çok söylerdim bunu. Düş de gör. Hayal de gör. düşte de gör. Düşenin dostu olmaz. Hele bir de düş de gör. Sonra edebiyat üretmeni olduğunca anladık ki bu cinaslı maniymiş. Öyle hayat dersleri verirdi bize. Başka ne yaparlardı? Yeter ki siz okuyun evlatlarım. Ceketimi satar yine sizi okuturum derlerdi. Demek ki o zaman ceket değerliymiş bunu efendim ilk okula giderken bizi Kur'an kursuna gönderirdi yaz tatilinde. Cuma günleri beraber giderdik camiye çocukken. O zaman büyüdüğümüzü hissederdik. Yine bahçemizin bir ucunda Şükriye teyze diye bir hanımefendi vardı kimsesiz. Diğer ucunda Hasan dede vardı kimsesiz. Tek bunlar yaşıyorlar. Mahalleliyle beraber özellikle bizim ev. Onlar yemesi, içmesi, devamlı onlara yemek götürürdük. Böyle hizmetler vardı. Evde de doğruluktan, dürüstlükten, Allah'a dua etmekten okuma yazması yoktu annemin babamın. Ama beş vakit abdesti, namazdı. İrfan sahibi Müslümanlardı. Allah razı olsun bizleri yetiştirdiler. Onlardan çok şey öğrendik. Buradan tabii çıkaracağınız bir ders daha var efendim. Bugün için çocuklarımıza evet anlatalım. Bazılarını nasihat etmeyelim diyorlar. Bu yanlış. Din nasihattir. Ben iyilik ve güzellik tohumlarını atarım. Bir gün yeşerir o ama ilke de şu olmalı Salih Hanım. Lisanı hal, lisanı kalden evladır. Yani davranış dili ağzımızdaki dilden daha etkilidir. Bir misal anlatacak olursak yerinde birinde çocuğumuzda Gidiyorduk baktım ki bir çocuk terazi koymuş tartıyor kilo ölçecek. Gel evladım tartılalım dedi. Ee baba dedi. Bizim evde var dedi zaten dedi. Kaşlarımı çattım biraz. Tartıralım dedim evladım dedi. Buyur dedi. <laughs> Emreder gibi yapacak. O tartıldı ben tartıldım. Y yürüyoruz. Ee baba var da ama dedi. Biliyorum evladım dedim ya yani bizim tartılmaya ihtiyacımız yok. Ama o çocuğun bizim tartılmamıza ihtiyacımız var. Evet, çok güzel. Bu tip örnekleri vererek, mesela evde biz dedikodu yapmayız. Ha, onu diyorlar işte çocukları nasıl yetiştirdin diye. Üç kızım var, bir oğlum var. Yani elhamdülillah. Dördü de namazını kılıyor. Kızlarım başlarını örttüler. Nasıl namaza başladılar, nasıl başlarını örttüler bilmiyorum. Bunlar kendiliğinden oldu. Onlara oturup nasihat etmiş değilim. Efendim baskı yapmış değilim kendiliğinden evde giriyorlar bizim yaptıklarımızı. Yine e, örnek olma yanından torunlarım geliyor mesela. Üç gün bizdeydi. dün gitti torunun biri. Maşallah. Onları toparlıyorum namaz kılarken evde cemaatle kılıyoruz. Ta biraz nazlanıyorlar belki 20 dakika sürüyor onları toplamam. İşte şunu yapayım bunu yap tamam bekliyoruz. Hadi gelin geliyorlar. Müezzinliği onlara yaptırıyorum. Büyük torun yapıyor. Küçük Tam bilmiyor. Ben tek söylüyorum. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşeden la ilahe illallah. Eşeden la ilahe illallah. O tekrar ediyor ikinciyi. Beraber kılıyor. Evladım siz müezzinlik yaparsanız ve cemaat olursak daha çok ben mutlu oluyorum deyip onlarla beraber oluyoruz. lisan hale yine misal olarak yine o evdeyse cuma namazına beraber gidiyoruz efendim. Çıkarken küçük torunuma veya büyüğe de hemen cebimden çıkarıp para veriyorum. Para toplanıyorsa, evladım bak Efendimiz Aleyhisselam'a, ahirete geçen e, geçmişlerimize hadi hediye gönderelim. Bunu siz gönderin diyorum. Çok güzel. Onu veriyorum. Yine eve gelirken tabii markete uğruyoruz. Ne istiyorlarsa alıyorum. Kız torunlarım evdeyse onlara da hediye alalım diyorum. Alıyorlar. Gelirken de Eve girdiğimde diyorum bakın işte, Ahmet Bey, Furkan Bey e, sizlere cuma namazından gelirken hediye aldılar diye. Kız sorunları da onların da gönlünü almış oluyorum. Yani çocuklarımıza dini, milli, doğruluk, dürüstlük konusunda hatıralar biriktirelim diyorum. Çok iyi. Hocam memleketiniz neresiydi sizin? Sizin söylemleriniz bizim… Yöre'ye çok... Osmaniyeliyim ben. Doğuma hmm. büyüme Osmaniye. Evet. E, biliyordum, unutmuşum. Ben de Samsun Vezir Köprülüyüm. Ceketimi satar, okurum, okuturum sözü. Rahmetlik babamın da Aynen. kullandığı bir sözdü. Yöre olarak yaklaşım biçimleri de benziyor. Onun için Bu sonra... arada Vezir Köprü'ye de selam gönderelim. Güzel bir kütüphanesi var. Tarihi bir. Evet, ada köprü. Bir Orada birkaç <laughs> defa gittim. Programda yaptım. Çok güzel. Çok bir. iyi. Çok iyi. Vezir Köprü çok iyidir. Peki efendim ee, toparlayacak olursak her birimizin zihni elinde olan malzemelerle çalışıyor. Ona uygun düşünüyoruz, ona uygun davranıyoruz. Bizi e, seyredecek olan, bizi dinleyecek olan kardeşlerimize Allah'a göre düşünme, doğru düşünme ve doğru davranmayı tercih etme noktasında neler tavsiye edersiniz? Efendim, yani Allah'ın rızasını kazanmak o kadar zor değil. Biz yürüsek koşarak gelecek Mevlamız bize. İslam'ın şartı beş, imanın şartı altı. Bunları yaptıktan sonra İslam fıtrat dinidir. Gerisi fıtrata uygun olanı yapacağız. Doğru ol, dürüst ol, çalışkan ol, gıybet etme, başkasının kötülüğünü isteme. Bunları yaptığımız zaman işi kolaylıkla, kul hakkına dikkat et. Yani o Gül incitme gönül şiirimizde de var. Kul hakkı deyince oradan bir bakış açısı daha getireyim. Lütfen, lütfen. Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül, bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Buradan çevreye de bir geçmek istiyorum. Lütfen. Çevre olur. duyarlılığı evet, oluştu. Evet. Allah her günahı isterse affediyor. Kul hakkını affetmiyor. Aciz diyor ki kardeşler bir de dal hakkı var. Bu nasıl derseniz şöyle ifade etmek isterim. Hatta Fatih Sultan Mehmet'in bir sözü var ya, Aziz Atamızın, ormanından bir dal kesenin kolunu keserim diyor. Bu keskin bir ifade de, ta bu ne kadar önemli olduğunu belirtmek için söylenmiş. Acaba haklı mı? Zeytin ağacının 500 yıl yaşadığı söyleniyor. Gittik bir zeytin ağacının dalını kopardık. Bakın neler olacak Salih Hanım. 500 yıl boyunca meyve verecekti o. Ona mani oldum. 500 yıl boyunca dalına kuşlar konacak, büyütecekti. Ona mani oldum. Bir de bütün varlıklar hal diliyle Allah'ı zikrederler. 500 yıl boyunca Allah'ı zikredecekti. Ona mani oldum. Yeah. Dolayısıyla kul hakkına dikkat edelim. Dal hakkına da dikkat edelim. O şiiri yazmamın bir hikayesi de var. Merhum Yunus'la ilgili bir Kıssadan hisse anlatılıyor. Bunu başka bir Allah dostu da yaşamış olabilir. Okula gidiyor Yunus Emre'de. Adı muhabbet okulu olsun. Hocası Tapduk Emre bir bahar günü. Diyor ki Tapduk Emre teneffüse çıkarken herkes bana bir çiçek getirsin. Biraz sonra önü rengarenk çiçeklerle doluyor. En son Yunus geliyor. Eli boş. Soruyor hoca. Niye çiçek getirmedin? Hocam hangi çiçeğe elim attımsa baktım ki Allah'ı anıyordu koparmaya kıyamadım. Evet tabiatı, doğayı, ağacı, çiçeği, kuşu, hayvanları seveceğiz. Ama eşref mahluk olan insanı da daha çok seveceğiz. Gerçekten insanız diye değil. Mevlam her işini güzel yapar. İnsanı da güzel yaratmış. Allah güzeldir. Güzel olanı ve güzel işler yapanı sever. Bunları yapalım, mutlu olalım. Yine hayat felsefem sohbetin başında söyledik. Kendin için istediğini başkası için de isteyeceksin. Bu kadar. Kendin için istemediğini başkası için de istemeyeceksin. Mutluluğun formülü bu. Başka hayata bakış açılarım var. Biraz önce dediğim gibi başkalarını suçlamıyorum. Mehmet Akif Merhum, Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol diyor. Yani Allah'a dayan, çalış sonucunu Mevla'ya bırak. Özellikle çocuklarla ve gençlerle ilgili olumsuz bir yargı var toplumda. Ne olacak bu çocukların hali, ne olacak gençliğin hali? Ya kardeşim çocuk çocukluğunu yapacak, genç gençliğini yapacak. Biz bu yaştaki olgunluğu bekliyoruz 18 yaşındaki çocuktan. Biz öyle miydik? Hata yapmadık mı? Yaptık canım. Allah affeylesin. O sebepten de yine merhum Akif'in bir beytini biraz değiştiriyor ve diyorum ki sahipsiz olan gençliğin batma sahattır. Sen sahip olursan bu gençlik batmayacaktır. Sabahtan akşama kadar şikayet etsek bir düzelme olacak mı? Yok. Git kardeşim. Bir gencin elinden tut. Bir gencin yüreğinden tut. Aklından tut. Ona bir şeyler ver. Yardımcı ol. Sevgini göster. Efendim çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Rabbim nice yıllar sağlık afiyet içerisinde bu harika mesajlarınızı e, yüreklere, Rabbim zihinlere ulaştırsın ve e, tam da Rabbimizin olmasını istediğimiz gibi dosdoğru olma noktasında önemli bir işlev nasip etsin inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bir şiirle de veda etmiş ulan. Buyurun, buyurun efendim. Bağır yanık dağlar gelir. Dost, yüreğin geniş olsun. Gözü yaşlı çağlar gelir. Dost, yüreğin geniş olsun. Güneş batsa ay doğmalı. Semadan ışık sağmalı. İçine dünya sığmalı. Dost, yüreğin geniş olsun. Mazlum öksüz olabilir. Sevgi yetim kalabilir. Hak misafir gelebilir. Dost, yüreğin Geniş olsun. geniş yüreğinizde bize de yer verdiğiniz için. Estağfurullah. Sizlere Estağfurullah. efendim Estağfurullah. bu imkanı sağladığı için Esenler Belediyesi'ne ve esevimize ve bizi izleyenlere teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Ağzınıza yüreğinize sağlık Allah. hocam. Emrinize bereket. Evet efendim bugün de programımızın sonuna geldik. Rabbim hayır konuştursun ve yürekleri dokundursun duamızla. İnşallah haftaya tekrar başka bir konuğumuzla sizlerle birlikte olmak duasıyla efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.